Savaşın temel karnesidir bu aslında. Bir savaşta masuma dokunma, mazluma dokunma, mağdura dokunma, mahkuma dokunma, çocuğa dokunma, kadına dokunma, ihtiyara dokunma, sana silah kaldırmış olsa bile silahını indirene, aman dileyene dokunma. Askerlik onuru budur. Asker adam budur. Bunu yapmıyorsa o asker falan değil. Yani biz burada hani film anlatır gibi konuşuyoruz. İşin içinde ölüm var. Yani bu bir kere ölürsün. Yani 10 kere ölme hakkın yok. Bu oyun değil. Hatayı bir kere yaparsın, geberir gidersin. Ben yani Güneydoğu'da mücadele ederken normalde tim komutanının yeri timin arkasındadır. Ama ben hep önden yürüdüm. Bu işin evet bir taktiği vardır. Ama bu işin bir de doğası ve liderliği vardır. Lider önde olacak. Önde olmazsa o timi yönetemezsin. Yani bu şimdi böyledir. Yani bu öldürmeyen ama yaralayan mermi modellerine geçildi bir dönem. Niye? Çünkü bir yaralıyla uğraşmak bir ölüyle uğraşmaktan çok daha zordur muharebe ortamında, çatışma ortamında. İsrail ordusunun Gazze hedefli kara harekatı ki biz buna saldırı da diyoruz, devam ediyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la ilk günden bu yana takip ettiğimiz karadaki bu ilerleyişi bugün farklı bir taraftan Hamas'ın bu ilerleyişe karşı uygulamaya başladığı mücadele yöntemlerinden ele alacağız. Bazen pusu, bazense baskınlarla son dönemlerde İsrail ordusuna kayıplar yaşatan fırsat eylemlerini şimdi harita üzerinden adım adım analiz edelim. Bakalım Gazze'ye özgü gayri nizami hat bize neler anlatıyor. Bu arada GZT Haber Merkezi'nde sürdürdüğümüz açıklayıcı gazetecilik faaliyetini daha yoğun bir şekilde devam ettirmek için tek isteğimiz şimdi kanala abone olmanız, merak ettiğiniz soruları yorum olarak bırakmanız. İşte şimdi harita başına geçme vakti. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben Doğukan Gezer. Bugün yine haritanın başında güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la İsrail'in kara operasyonunu konuşuyor olacağız. Tabii bugün biraz kara operasyon farklı bir noktası var. İsrail ordusunun düştüğü pusular, Hamas'ın fırsat operasyonları ve de bazı bölgelerdeki geri çekimler. Bunların anlamını soracağız. Ama ilk olarak direkt bu pusulardan başlayalım. Hocam bu alanda birçok farklı yerde İsrail'in kara operasyonları düzenleniyor. Bir de pusu yediklerine dair bilgiler var. Hem kent taraflarından geçen ve bazı bölgelerde geri çekildikleri. Bu pusunun uygulanma aşaması Hamas tarafından nasıl planlanıyor olabilir? İsrail ordusu buna orada mı karşılaşıyor, beklentisi var mıdır? O sistemi biraz bize anlatır mısınız? Yani bu İsrail ordusunun kabul etmek zorunda olduğu riskler bunlar. Yani şimdi geçen programda ne dedik? Buraya bir askeri harekat yaptı. Burada normalde ne yapması gerekiyordu? Meskun muhal operasyonları yapması gerekiyordu. Bir takım sektörler oluşturması gerekiyordu. Öyle şöyle, şöyle, şöyle sektörler oluşup buraları temizleyip buraları ben temizledim demesi gerekiyordu. Ama bu onlarca yıl sürebilir. Yani 630 bin tane bina var çünkü burada. Şimdi bunu yapamayacağı için, bu kabiliyetin dışında olduğu için yani evet işte ne bileyim Sarayat Matkal gibi, Yamam gibi, Samur gibi bir takım bu işlerle ilgili birimleri var. Bunların elinde de teçhizatı da var. Ama sayıları yetersiz. Yani bir kere böyle bir alanda meskun mahal operasyonları her binayı temizleye bu yıllar sürebilir. Bunu yapamayacağı için bir de tabii stratejik bir baskın yemiş olmanın üretmiş olduğu handikapları ortadan kaldırmak için bir de tarihi bir fırsat ele geçirmiş olduğu için Hamas'ın 7 Ekim'de yapmış olduğu evet bir baskın yedi prestiji, itibarı, etkisi, stratejik üstünlüğü çöktü, tartışılır hale geldi ama bunu fırsata çevirdi İsrail. Neyle ilgili? Gazze ile ilgili. Gazze'yi yerle bir etmek için, Filistinleri cezalandırmak için, teopolitik ihtiraslarına enerji ile hedeflerine ulaşmak için bir fırsata çevirdi. Bu şu an bunu uyguluyor. Şimdi bu uygulama içerisinde bir askeri harekat başlattı buraya. Şimdi bu askeri harekatın tabii handikapları var. Meskun mahalle bir askeri harekat yapmanın bedeli kayıplar. Şimdi bu kayıpları Hamas nasıl verdiriyor? Biraz önce söyledik. Tünellerle, rehinelerle ve füzelerle teçhiz edilmiş bir gayrinizami harp yapılanmasıyla mücadelesiyle bu işi yapıyor. Bunun içerisinde neler var? Kabaca yazalım şuraya. Bir, pusular var. Pusu. İki, baskın. Üç, keskin nişancı. Dört,
tuzak, patlama, yani patlayıcı. Biz ne diyoruz? EYP diyoruz bunları, değil mi? EYP, bu bir tuzak var. Evet. Şimdi bir diğer tarafıyla da taciz. Öte tarafıyla da taslar. Bunlar güdümlü de olabilir, güdümsüz de olabilir. Görüyoruz ikisini de. Şimdi bunları kullanarak, bu materyalleri, bu kabiliyetleri kullanarak İsrail ordusuna bedel ödettiriyor. Yani bunun rakamlarını geçen programda kabaca elimizden geldiği kadar, yakalayabildiğimiz kadarıyla verdik. Şimdi tabii İsrail burada tankıyla girdi, yıktığı alana girdi. Şimdi yıktığı alanda karşı karşıya kaldığı sorunlar neler? Bir kere hız faktörünü kaybetti. Bir. İki, keşif ve gözetleme faktörüyle ilgili handikaplar yaşıyor. Çünkü yıkıntılar içerisinde her an dibine kadar, 2 metre kadar dibine kadar gelebilir, göremeyebilir. Üç, emir komutayla, komuta kontrolle, kontrol ve koordinasyonla ilgili handikaplar yaşıyor. Niye? Çünkü sonuçta burası tamamıyla yıktığı ama yıkıntının bedelini de kendisini ödetmek zorunda kaldığı bir ortam var burada. Şimdi videolarında görüyoruz. Doğal mevzilere dönmüş durumda bütün. Bunu zaten en baştan söylemeye çalışırken bunlar İsrail'e geriye dönecek bu yaptıkları. Şimdi ne kadar dönecek? O Hamas'ın kabiliyetiyle ilgili olanmış. Ama Hamas ne yapıyor? Bunları hem sızmak için, hem eylem yapmak için, hem de sıyrılmak için kullanıyor. Yani sızmaya müsait alanlar. Tünellerden geliyor, tünelden çıkıyor, yıkıntılar içerisinden yürüyor, sızıyor, vuruyor ve sıyrılıyor. Örneğin yıkıntı dediğiniz şöyle bölgeler aslında, değil mi? Evet. Yani bunların hepsi Hamas için birer doğal mevziye dönüşmüş durumda. Birer hem mevzi, hem gizleme, kamuflaj, hem örtü, hem keşif gözetleme, hem engel, hem yaklaşma istikameti. Şimdi bunların hepsini bu yıkıntılar Hamas'a sağlıyor. Avantajları var. Şimdi İsrail bu noktada ne yapıyor? Bunların bedelleriyle karşı karşıya kalıyor. Burada ne görüyoruz? Pusu kurduğunu görüyoruz. Burada pusu nasıl kuruyor hocam? Onu biraz daha açayım. Ya şimdi pusuyla baskın aslında karakter olarak aynı. Pusu da hedefin sizin kucağınıza düşmesini beklersiniz. Baskın da hedefin üzerine siz kendiniz gidersiniz. Eylem aslında aynıdır. Yani ikisi de aslında bir şekilde taktik akındır. Taktik akın türüdür bu. Şimdi bu açıdan bakıldığında ben böyle değerlendiriyorum. Temelde şeydir. Yani pusu, siz yatarsınız, beklersiniz. O sizin ölüm bölgenize girer. O ölüm bölgesi girenleri imha edersiniz. Bu sıcak bölgede aslında dediğiniz ölüm bölgelerde aday yerler. Evet. Aynen böyle. Yani buralarda bütün bu yıkıntılar içerisinde İsrail askerinin tankını, personelini, zırhlı personel taşıyıcısını, üst bölgesini, yani örneğin bir üst bölgesi oluşturdu şurada, değil mi? Evet. Burada örneğin bir tane üst bölgesi oluşturdu. Bu üst bölgesine yapılacak işin adı nedir? Baskındır. Bu neyle gelişir? Sızmayla gelişir. Şimdi bir görüntü vardı geçen, çok ilginç. Üst bölgesinin içinden sızdı. Tünel var içinde. Tünelin üstüne üst bölgesi kurmuş İsrail. Tünelden beri konuşmuş, tüneller aslında. Tünelden gelmiş, çıkmış, üst bölgesine içten sızmış. Bak çok ilginç bir şey. İsrail diyor ki, ben Gazze'nin kalbindeyim. Hamas da o görüntüyle diyor ki, evet İsrail Gazze'nin kalbinde ama ben de İsrail askerinin kalbindeyim diyor. Şimdi o görüntü onun görüntüsü de işte. Şimdi burada ne yapıyor? İçeriden sızmış. Bu çok tehlikeli bir askeri birlik için. Kendi içerisinde. Çünkü yani bir çatışma çıktığı zaman kendi askerleri, herkes bir şok anı zaten. Şok gelişir o anda. O şok anında herkes birbirine atabilir. Yani veya o atılan mermiler birbirlerine isabet edebilir. Bu İsrail askerlerinin İsrail rehineleri de vurma hali yine bu gibi şoklar. Ya o ilginç bir olay. Bak ben hala o konuyla ilgili taraflar çok net açıklamalar yapmadılar. Şimdi tabii muhakeme edebiliyoruz. Şimdi rehinelerin normal koşullarda Hamas'ın elinde olması lazım. Evet. Bunlar burada başıboş nasıl geziyorlar? Yani akla şu geliyor, yani acaba dedim, yani Hamas bir test için mi serbest bıraktı bunları? Veya Hamas'ın veya diğer İslam cihatın veya diğer örgütlerin elindelerdi de yapılan bombardımanlar sırasında bir kopuş oldu. Yani kontrol edenler, onlar kaçtılar mı? Onlar işte kaçmalarından sonra böyle bir olay mı yaşandı? Bu ilginç. Ama tabii bir soru sordun. Orada İsrail askerlerin onları vurması da İsrail'in kendi yaklaşımının üretmiş olduğu İsrail açısından bir vahim sonuç. Nasıl yaklaşıyor oradaki insanlara? Evet, bu tür mücadele alanlarında en hakim yaklaşım şüphe yaklaşımıdır. Şüphe edersin her şeyden. Şimdi bir şüphecilik var ama
normalde nedir biliyor musun? Bu bir disiplin meselesi aslında. Bir düzenli ordu sorunu var İsrail'in. Şimdi ve aslında bir iz var. Buradaki Gazze'lilere nasıl yaklaştıklarına dair bir iz var. Yani burada sivilleri gördükleri zaman, şüphe ettikleri zaman direkt öldürüyorlar. Bunu bu rehine olayında ispat etti İsrail askeri. Yani ben şüphe ediyorum, pat diye bunları ne diye? Bunları Gazze'li diye öldürdü. Yani Gazze'li, şimdi düşünsene, üstleri çıplak, işte SOS yazmışlar, İbranice konuşuyorlar, ellerinde silah yok, sen bu adamları vuruyorsun. Bunun bir kere askeri hukukta yeri yok. Savaş hukukunda yeri yok bu yapılanın. Yani ne olur? Bunun bir metodu vardır. Yani sen ilk önce onu zaten kendisi silahtan arınmış. Bunu gösteriyor. İspatlamak için kendisi gösteriyor. Yaklaştırırsın. Tehdit üretme potansiyeli varsa önce havaya ateş açarsın. Sonra yere ateş açarsın. Eğer tehdit devam ediyorsa bacağına ateş açarsın. Öldürmezsin adamları yani. Sonuçta asker ruhu bunu söyler. Geçen programda ben sana ne söylemiştim? Bize harp okulunda öğretilen bir şey var demiştim. Tekrar söyleyeyim. Savaşın temel karinesidir bu aslında. Bir savaşta masuma dokunma. Mazluma dokunma. Mağdura dokunma, mahkuma dokunma. Çocuğa dokunma. Kadına dokunma. İhtiyara dokunma. Sana silah kaldırmış olsa bile silahını indirene, aman dileyene dokunma. Askerlik onurunun onuru budur. Asker adam budur. Bunu yapmıyorsa o asker falan değildir. O başka bir şeydir. Yok, başka bir yere gider. İsrail ordusunun yaptıklarını saydı. Ya yapmıyor bunu. Evet. Ya bu işte teolojik bir kontaminasyon var zaten. Kökende bir teolojik şey var, bozgun var. Bundan doğan bir eylem var burada. Buradakini işte Netanyahu söylüyordu. Katli vaciptir diyordu. Hayvandır diyordu filandır. Ya bu bir kere bunu sorgulayacak. Evet. Aklı selim, vicdanı olan herkes bunu sorgulayacak. Kim sorgulayacak? Yahudi sorgulayacak. Aklı olan, vicdanı olan, insanı olan sorgulayacak. Yani neyse. Yansıyan o aslında. Şimdi bu ne yaptı? Burada bu üç tane İsrail rehine de geriye tepti bu yaklaşımı. Kendi evlatlarını bu kendi yaklaşımı yüzünden kendisi öldürdü. Evet. Kökeninde bu var. Normalde bunu normalde yapmaması gerekiyor. Yani bir disiplin ve şeyini insanlığını kaybetmemiş bir ordu yaklaşımı olsaydı bu böyle bir olay yaşanmazdı. Peki hocam, buradan ikinci maddeye baskına geldiğimizde az önce bahsettiğinizden biraz farkı nedir yine sahada gördüğünüz? Ha şimdi örneğin şimdi pusu dedik. Şimdi şurada örneğin biraz önce ifade ettik. Şurada bir yol yaptı dedik değil mi? Evet. Bu yol yaptı. Şimdi buradan İsrail tankları veya zırhlı personel taşıyıcıları veya özel kuvvetlerin araçları var. Geçen bir tanesini oldu. Çok ilginç. Onu da söyleyeyim ben sana. Şimdi buralardan işte bu Er-Reşit Caddesi sahil yolunda, ara yollarda, buralarda İsrail zırhlıları geziyorlar. Veya işte av arıyorlar, av yapıyorlar. Taktik akın yapıyorlar kendilerince. Şimdi o taktik akınla beraber zırhlı kolla işte etki üretiyorlar vesaire. Pek çok şeyler var, görevleri icra ediyorlar. Şimdi bunlar bu görevleri icra ederlerken, şimdi bu alanlarda Hamas pusu kurabilir. Bu yola pusu kurabilir. Bu pusu hat pususu olabilir, ne bileyim Z pususu olabilir, V pususu olabilir, yerden bitme pususu. Ya bu şeylerle ilgili, yani bir pusuyu kuran birliğin konuşlanmasıyla ilgili olan bir şey. Hedefi imha etme, ölüm bölgesinin özelliklerine bağlı olan, yani oradaki komutanın, oradaki kendi kuvvetleri, düşman unsurlarının kuvvetleri ve bölgenin yapısı. Bütün bunları değerlendirir. Bu değerlendirme beraber bir pusu tekniği seçer. Bir pusu konuşlanması seçer. Bu kimi zaman hat pusu olabilir, kimi çift taraflı pusu olabilir, kimi zaman Z pusu olabilir, kimi zaman V pusu olabilir, kimi zaman yerden bitme pusu olabilir, kimi zaman yemli kapan pusu olabilir. Envai türlü pusu türü var. Bunu işte bu bir askeri komutanın yaratıcılığıyla da ilgili olan bir şey. Ve bunlardan bir tanesini burada uygular ve hedefin ölüm bölgesine düşmesini bekler. Bunu yaptığını görüyoruz. Yani Hamas'ın bunu çeşitli şekillerde başardığını görüyoruz. Çünkü paylaşmış olduğu görüntülerde ben bunu okuyorum. Şimdi bu pusu işte bu hareket halindeki İsrail motorize, zırhlı veya piyade unsurlarını kendi ölüm bölgesine düşürme. Pusu dediğimiz olay temelde bu. Baskın ise hedefe kendinin gitmesi. Yani burada örneğin
bir işte bir tane tank bekliyor örneğin. Evet. Değil mi? Bayağı burada bir tane üst bölgesi oluşturmuş. İçeride 10 tane tank var örneğin. Şimdi buna siz buradaki bir tünelden çıkıyorsunuz kabaca. Buradan sızıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Tertipleniyorsunuz. Burada neleri oluşturuyorsunuz? İşte emniyet unsuru oluşturuyorsunuz. Ateş destek unsuru oluşturuyorsunuz. Ve hücum unsuru oluşturuyorsunuz. Ve bu üç unsurları yerleştirip beklemediği anda, beklemediği şekilde, beklemediği bir etki ortaya koyuyorsunuz. Baskın dediğimiz olay da bu. Bunu yaptı mı, bunu çok görmedim. Ama yaptığını düşünüyorum. Daha çok pusuyu görme dediğimiz İsrail'in daha çok pusu halinde. Tabii lazım. Yani çünkü İsrail bu alanda Hamas'a bir hedef bolluğu sunuyor. Şimdi bu hedef bolluğu şimdi bir üst bölgesi tabii öyle baskın yapmak o kadar kolay bir iş değil. Çünkü o da baskını verebileceğini bildiği için buna dair tedbirlerini geliştiriyor. Keşif gözetleme sistemlerini kuruyor, namlularını çeviriyor, hendek kazıyor, süreler oluşturuyor. Yani gördüğünüz zaman evet. Bakıyorsun hep böyle o dozerler, o zırhlı dozerler tankların sadece kulesinin gözükeceği şeyler yapmışlar. Tepeden yapmış. Oluşturuyor. Yani onlara öyle baskın yapmak, öyle vurmak o kadar kolay işler değil yani. Çünkü yani sonuçta buradaki iş iki taraf için de kolay değil. Onu söyleyeyim. Yani biz burada hani film anlatır gibi konuşuyoruz. İşin içinde ölüm var. Evet. Yani bu bir kere ölürsün. Yani 10 kere ölme hakkın yok. Bu oyun değil. Hatayı bir kere yaparsın, geberir gidersin. O yüzden herkes de bunun farkında. Hata yapmadan birbirlerine etki ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu da her iki taraf için de çok zor. Bu zorluktan şeye bahsedelim. Elit bilimi dedikleri Golani taburundan bir bölüm geri çekildi. İlerlemişken çok da yoğun çatışma oldu. Yani bu elit bilimin geri çekilmesi bir pusuyla karşılaşıp onu nasıl yorumlayabiliriz? Yani bu sopayı yiyebilir. Ya yani şimdi bakaması ne yapıyor? Geçen gün bir şey vardı. Çok ilginçti. Binbaşı, albay, yüzbaşı bunlar gitmiş. Şimdi hemen soru soruyoruz. Bunun birliği nerede? Birliği orada. Ama Hamas burada bir akıl geliştirmiş. Diyor ki ben bunun diyor başındaki komutanı vuracağım diyor. Keskin nişancı işte. Keskin nişancı birliğin başındaki komutanı yakalıyor, onu vuruyor. Peki yüksek rütbeli kişilerin o kadar sahanın içerisinde en sıcak çatışma noktasında görmemiz bize ne anlatır? Yani bir kere girmezse askerini yürütemez. Yani şimdi bu işin kendine özgü bir doğası var. Şimdi ben arkadan geleyim. Ben yani Güneydoğu'da mücadele ederken şimdi normalde tim komutanının yeri timin arkasındadır. Ama ben hep önden yürüdüm. Bu işin evet bir taktiği vardır ama bu işin bir de doğası ve liderliği vardır. Lider önde olacak. Önde olmazsa o timi yönetemezsin. Yani bu şimdi böyledir yani bu yani evet taktiğinde tim komutan yardımcısı öndeki uçta olur. Öteki tim komutanı arka grupta olur. Normalde doğru olan da olur ama sahanın koşulları farklıdır. Yani işin ruhu başkadır. Şimdi bu bununla ilgili mi? Bununla ilgili değil muhtemelen. Çünkü Hamas ne yapıyor? Yani İsrail muhtemelen şöyle de bir şey var. Yani liderlerin yani rütbelerinin belli olacak bir şeyi var. Refleksleri var. Lider olduğunu gösteren bir takım hatalar yaptıkları gözüküyor. Yoksa normalde böylese meskun mal operasyonlar içerisinde liderin diğer askerlerden ayırt edilmemesi gerekiyor. Evet, keskin nişancı bunu nasıl anlıyor? Olabilir. İşte ya rütbelerinden anlıyor, ya üzerindeki teçhizattan anlıyor, ya elindeki telsizden anlıyor, ya duruşundan anlıyor, ya işte ne bileyim öndeki araçtan gidiyor, arkadaki araçta gidiyor filan gibi bir sürü şey vardır. Sahi... Bir izleme sonucu o zaman. Tabii ki keşif önemlidir. Yani şimdi keşfini yapar, lideri tespit eder, lideri kollar, fırsatını bulduğu zaman da avlar. Öyle benim aklıma o geldi. Yani ödül maddeye giriyorsun değil mi? Keskin ya da şöyle bir şey olmuştur. Yani bir lider, şimdi lider keşif falan dediğimiz şeyler var. Yani orada mı yakaladı? Yani bir albayı, bir yarbayı, bir binbaşıyı, bir yüzbaşıyı. Hani orada bir İsrail öyle bir şey verdi, zayiat verdi. Evet. Orada bir lider keşif mi vardı? Komutanlar keşif mi vardı? Orada mı yakaladı? Bu da olabilir bilmiyorum ama benim aklıma gelen olasılıkların birinci olasılık liderleri avlama önceliği var Hamas'ın. Veya orada bir fırsat yakaladı. Onlar top haldeyken onları yakaladı ve avladı. Peki lider bulunduğu anda ordu içerisinde nasıl bir... Tabii şimdi sonuçta çatışma ortamında
bir askerin yaralanması bile çok büyük bir handikaptır bir birlik için. Yani çünkü hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Öldürmeyen ama yaralayan mermi modellerine geçildi bir dönem. Niye? Çünkü bir yaralıyla uğraşmak bir ölüyle uğraşmaktan çok daha zordur muharebe ortamında, çatışma ortamında. Şimdi bir askerin yaralanması bile birliğin mücadele sistematiğini, kurgusunu, ruhunu, moralini çok etkiler. Çünkü başka bir şeydir o. Yani şimdi orada bırak askerini, tim komutanı vurulmuş, tabur komutanı vurulmuş. Bu birliği sarsar. Şimdi sarsmasıyla birlikte savaşma azmi ve iradesi üzerinde de olumsuz etkiyi üretme potansiyeli çok yüksektir. Üretir diyemem. Yani bazı birlikler vardır ki liderini kaybettiği zaman daha da agresifleşir, daha saldırganlaşır, daha ölümcül olabilir. Ama bazılarında da bu birliğin ruhuyla da falan ilgili olan bir şey. Yani sonuçta bazılarında da büyük bir yılgınlığa ve büyük bir ricata da sebebiyet verebilir. Liderini kaybettiği zaman başı kopartılmış şey gibi olabilir ve birlik dağılabilir. Yani bu tür fotoğraflar sahada vardır. Çünkü bunu görüyorum. Yani bozgun yemiş, yaralısı var, zayiatı var, kaçıyor. Kaçabilir mi? Baba bu işin içinde can var. Şimdi risk varsa, baskı devam ediyorsa, o an kaçmak, canını kurtarmaya dair bir eşgüdüm üretiyorsa kaçar adam yani. Bu son derece doğal bir refleks. Evet. Şimdi bunu mücadele alanlarında görürsün. Şimdi burada işin şeyine girmeyelim. Yani işin teolojik taraflarından başlayan hamasete falan girmeyelim. Yani biz rasyonel bir şey üretmeye çalışıyoruz mücadele alanlarıyla ilgili. Bu tür şeyleri görebilirsin. Her iki tarafta da görebilirsin. Çünkü bak söylüyorum, can bu işi. Yani bir de bu tür mücadele alanlarında rastlantı temas denilen bir şey vardır. Nedir o? Şok gelişir. Apansız şok gelişir. Yani mermi patladı. Şimdi alıştım zannedersin. Aslında hayatta alışamazsın bu işe. Patladığı an hazırlıksızsan apansız bir şok gelişebilir. Bu gelişen şokla birlikte gerekenden farklı tepkiler ortaya koyabilirsin. Aşırı bir refleks ortaya koyabilirsin. Aşırı bir korku da ortaya koyabilirsin. Bu o andaki tamamıyla psikolojiyle, halet ruhiyeyle, melekelerle, kendi güdülenmenle, kendi inanç yapılanmanla, ahlaki yapılanmanla, ne bileyim cesaret yapılanma ilgili pek çok parametre vardır. Bu parametrelerle ilgili bir orada apansız bir sonuç ortaya çıkar. Bir içgüdüsel refleks olarak da kendisini gösterir. Çünkü yaşama dürtüsü, yok etme dürtüsü, var olma dürtüsü. O an hangisi ağır basar? O anlık bir şey o. Yani çünkü yani bu işte taraflar aslında bu baskın, pusu, işte sızma gibi eylemlerde bununla ilgili zafiyetleri kollarlar, hassasiyetleri kollarlar. Ne dedik bak sana, ne dedim? Beklemediği yerde, beklemediği zamanda ve beklemediği şekilde. Şimdi bunu yapmayı başardığın an minicik bir birim, devasa bir yapıyı çökertebilir. Zaten komando harekatı, garnizanma harekat, özel kuvvet harekatının konusudur bu bahsettiklerimiz. Ama bak, beklemediği yer, beklemediği zaman anlaşılabiliyor. Ama beklemediği şekil. Biraz önce biraz anlatmaya çalışayım onu sana. Bu işin psikolojisiyle, ahlaki yapılanmasıyla, inanç yapılanmasıyla, intikam yapılanmasıyla, öfkeyle, düşmanı hazırlıksız yakalamayla ilgili bambaşka, bu işte komutanlık sanatıyla ilgili olan bir şey. Hamas sizce bunları nasıl sergiliyor şu an sahada bu teknikler bazında? Hepsi aslında dediğiniz o şok etkisini oluşturan metotlar, mücadele anlamında. Ya şimdi bu böyle bir şey işte. Yani sonuçta siz bu mescum hale girdiğiniz zaman bunun bedelini ödeyeceksiniz. Tuzak ama konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok fazla çok görmedik. Çok görmedik ama ben yani o zırhlı dozerler falan girdi ya. Bak Hamas söylüyor. İşte şey yaptık diyor. İşte mayınlama yaptık falan gibi, tuzaklama yaptık gibi, bombalama yaptık gibi bir takım cümleler kuruyor. Bunların içerisinde patlayıcı var ama patlayıcıyı nasıl kullandığına dair bir teknik ifade etmiyor. Biz ne yapıyoruz? İşte bunu hani muhakeme etmeye çalışıyoruz. Yani her türlü patlayıcıyı bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Zaten o zırhlı dozerleri görüyorsun ya önde. İlk önce o açıyor. Niye zırhlı dozerleri kullanıyor? Çünkü EYP varsa, mayın varsa,
Onları patlatmak için o önden gidiyor. Yani diyor ki varsa kürüyerek ben buraya kullanabileceğim güvenli bir yol açayım. Yani çünkü o zırhlı dozer niye var? EYP'leri patlatmak için var. Mayınları patlatmak için var. Topu kopartanları patlatmak için var. Bu sürecinde onları da önde gördük aslında. Zırhlı dozer. Tabii o hem yolu açacak. Yani orada yani ön tabii ateş geleceğini varsayıyor ama sadece ateş değil. Ne var? Döşenmiş olabileceğin, öngördükleri, tehdit olarak algıladıkları mayın olabilir, EYP olabilir. Bunlara öngörerek. Ama burada niye EYP'yi çok görmüyoruz, tuzağı niye çok görmüyoruz? Çünkü İsrail buralarda meskun mahallelere girmedi. Evlere girmiş olsaydı belki vardı, belki yapacaktı. Ya bu çok yaratıcı bir alan. Kendi içerisinde Gazze'ye özgü bu tür şeyleri görebilirdik ama Hamas'ın paylaştığı görüntülerde de bunları görmüyoruz. O ne yapıyor? Açık alan meskun mahalle ilerliyor. Yani o yani Hamas'ta ben şunu görüyorum. İşte o Yasin 130 105 roketlerini çok kullandığını görüyoruz. Bir diğer tarafıyla da şey görüyoruz. Güdümlü tank savarlar kullandığını görüyoruz. Yani sadece omuzdan atılan tandem destekli Yasin 105'ler değil. Geçen çok ilginçti. Orada örneğin şimdi bir İsrail zırhlı kolu yürüyor ve zırhlı kolun arkasında iki tane şey araç var. Örneğin önde hep zırhlılar var. Bu zırhlıları vurmuyor. Arkadaki araçlardan bir tanesini vuruyor. Bunu niye vurdu? Benim değerlendirmem şu. Bu bir özel unsur, özel kuvvet koluydu. Yani Sereyat Matkal, birim 262 diyorlar onlar. Bunun koluydu, bunu vurdu. Hem de yani onlar normalde iki araç, 6 kişi burada, 6 kişi burada, 12 kişilik bir timdir bunlar. Bunu vurdu ve gerçekten yani dağıttı onu. Muhtemelen hepsi gitti. Canı gitti ya bir yere gitti yani. Öteki akıllı bir iş yaptı, hemen bir süte gerisine girdi. Bunlar burada açıkta kaldılar, çok yaşadılar ve çok ilginçti, çok birbirlerine yakındılar. Normalde ölüm bölgesine giren araç sayısı bir olur. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada tabii kendine özgü bir takım kısıtlar da vardır tahmin ediyorum. Ama normalde İsrail ordusu bu işi pek bilmedi. O görüntüde ne vardı? Bir zırhlı kol var. İşte o devasa o İsrail'in zırhlı personel taşıyıcıları. Arkada iki tane özel kuvvet aracı. Hepsi şurada 100 metrelik bir alan içerisinde 10 tane araç var. Hepsi birbirine girmiş. Ve Hamas oradan çaktı bir tane güdüm tank savar mermisi. Şunlardan bir tanesini vurdu. Yani elinde o an Hamas'ın o paylaşmış olduğu görüntüde 10 tane güdüm tank savar olsaydı 10 tane aracı vurabilirdi aynı anda. Yani böyle bir hatanın altına imza atabilen bir şey var. Hatalar zinciri var. Bunlar bir takım şekillerde kendisini gösteriyor. Şimdi evet bu alanda bir askeri harekat yapmak kendi içerisinde pek çok handikapı var. Ama bir diğer tarafıyla da yapılan askeri taktik hatalar var. Şimdi bu taktik hatalardan Hamas tarafının beslendiğini görüyoruz. Ve Hamas tarafı bu noktada bir rakam açıkladı. 720 aracını vurdum diyor. Ya kısmen vurdum diyor ya tamamıyla vurdum diyor. Bu rakam çok büyük bakın. Ne demek hocam? Yani şimdi buraya neyle girdi? Bildiğimiz 4 tümenle girdi İsrail. 4 tümen. Şimdi bir tank taburu 40 tanktan oluşuyor kabaca. Şimdi nereden bakarsan bak, hadi bunların hepsi tank değil elbette. Bunlar içerisinde zırhlı kamyon var, zırhlı dozer var, ne bileyim emrep cins şeyler var ve oşkoşlar var vesaire, bunları gözüküyor. Ama rakam çok büyük. Yani bu kadar zırhlı aracın İmha edilmesi şu an İsrail ordusu doğruysa içten sarsıyordur onu. İçten sarsıyordur. Ama bu şeye gelmesin. Yani burada Hamaset ya bu işi bakın biraz önce söyledim. Bir karnesi var bu işin. Bu temel kuraldır. Gayri nizami unsurlar düzenli ordulara karşı savaş kazanamazlar. Zarar verirler. Bedel ödetirler. Manipüle ederler. Bunların hepsi doğru cümleler. Ama kazanma işi İki konvansiyonel güç karşı karşıya gelir, kapışırlar ve bir taraf boyun eğdirir. Şimdi bu kadar aracı imha etmek, kısmen veya tamamen, bu büyük bir başarı. Ama İsrail'in bunları yerine koyma kapasitesi var. Yani bu ve burada
İsrail bir alan hakimiyeti sağlamış durumda ve burada bir güvenlik planı oluşturmaya çalışıyor. Ve bu güvenlik planını Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Hamas'ın El Fetih'in içerisine girmesine ve onun içerisinde beraber hareket etmeleri gibi bir takım siyasi sonuçlar üretebilecek bir takım siyasi yapılanmalar gelişiyor. Buradan okuduğumuz zaman ne oluyor burada? İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki siyasi ve askeri hedeflerine hizmet edecek bir yapı oluşturmaya, bir siyasi, bir demografik, bir sosyolojik ve bir güvenlik yapılanması oluşturduklarını görüyoruz şu an. Bunun safhalarıyla karşı karşıyayız. Ne diyor örneğin? Yeni bir faza geçtik dedi değil mi? Dün değil, evvelsi gün. Fazla kasıt ne? Benim görebildiğim. Buralarda örneğin Han Yunus'un altında tüneller var. Gazze'nin altında tüneller var. Şimdi bunun belki hepsini bilmiyor. İşte o 500 kilometre olduğu filan ifade ediyor. Bu tünellerin yoğunlaştığı yerlerde Hamas'ın direnişinin yoğunlaştığı yerlerdeki sivil toplumu kullanmasını engelleyici bir takım tedbirler gelişiyor. Ne dedi? Koridorlar açtım dedi. İşte şeyleri gönderiyorum dedi. Oradaki yaşayan Gazze'lilerin telefonlarına mesajlar gönderiyorum. Bununla ilgili programlar ne yapıyor? Benim gördüğüm şu. Örneğin Mavasi, yani şuralarda bir yerde olsa gerek. Burada 200 binlik bir yeni kent oluşturuyor. Bu kentte ne var? Bu kenti şeyden Hamas'ın militanlarından veya tünellerinden ayrı bir yer burası. Bu tür alanlar oluşturup sivilleri oraya toplayıp, yani sivil zararı aza indirelim. Hamas'ı da işte ne yapalım? Etki odaklı, noktasal operasyonlar yapalım. Yani siviller daha az zarar görsün. Bu bir safha. Şimdi diğer tarafıyla ne diyor? Güney Kıbrıs'ın kesimiyle bir insani koridor oluşturalım. Değil mi? Buradan denizden Güney Rum kesiminde oraya inecek. Orada denetimden geçecek. Oradan buraya gelecek. Burada İsrail denetimiyle burada dağıtılacak. Buraları bypass edecekler. Niye? Buradan çünkü Hamas'ın kontrolünde giriyor. Gibi pek çok tedbiri şu an geliştirilmekte olduğunu görüyoruz. Ha bu burada Hamas'ta gelişen süreçlere bağlı olmak üzere yeni pozisyonlar geliştiriyor. Bunu da görmeliyiz. Hatta Hamas'ın işte siyasi mekanizmalarından şöyle cümleler kuruldu. Dediler ki işte biz işte El Fetih'le beraber hareket edebiliriz. Şimdi bu da El Fetih'in de işine geliyor tabii, evet. Yani. Sonuçta bir açıkladık diğer programda A bölgeleri, B bölgeleri, C bölgeleri gibi bir güvenlik planı var zaten. O güvenlik planı aynı Batı Şeria'da olduğu gibi buralarda tekrar şöyle tampon bölgeler oluşturulacak. Burada askeri hava harekatları istediği zaman yapabilecek. Burada tampon bölge oluşturması nedeniyle buralarda giriş olmadığı için izole alanlar oluşturacak. Yani insanlar arındırılmış bölgede oluşacak. Bu ne demek? Burada insanlar yaşadığı takdirde neydi 7 Ekim'den önce kilometre kareye 6500 insan düşüyordu. Belki şimdi 12.000, 13.000 insan düşmeye başlayacak. Çünkü alan daraltılmış olacak. Belli bir takım kavşakları kontrol edecek ama şu alanı mutlaka kontrol etmek istiyor. Defa sınır bölgesini mutlaka kontrol etmek istiyor. Ve bir muhbir yapılanması kuracak. Böyle hesaplar var. Konuşuluyor yani. Han Yunus'taki yoğun İsrail'in kadar... Ya ben şunu söyleyeyim. Ben her şeyi yani Hamas'ın siyasi ve askeri mukavemetine bağlı olduğunu düşünüyorum. Burada askeri derken sonraki maddeyi de altını çizersek tuzağı konuştuk ama Racibe Tası. Ya şimdi bu tabii bu tank savar füzeleri sahada bu işte 720 tane vurdun diyor ya. Bunun sonucu işte bu tank savar füzeleri. Yani hem omuzdan atılanlar hem de güdümlü olanlar. Temelde bunlar. Bunlarla beraber büyük bir etki ortaya koyduğunu. Yani rakam doğrusu çok büyük bir rakam. Yani İsrail ordusu için sarsıcı bir rakam. Ne kadar yerine koyarsa koysun. Çünkü bu kadar eğer aracı vurulmuşsa bunun içindeki asker kayıplarını sen düşün artık. Bu örnekte de biraz onu gösteriyor. Özel bilim seyahat dediğiniz gibi. Ya bir altısı gitti yani. Yani ya öldü ya uzuv gitti. Aslında burada hani büyük konvoyda bunu hedef almasında yine dediğiniz gibi. Niye? Bence Hamas bunların kim olduğunu biliyordu. Muhtemelen Hamas'ın canını yakan nitelikte ekipten bunlar. Onları ateşe, direkt onları attı. Bak bunları atma, direkt güdümlüyü direkt onları attı. Direkt oraya gitti şey. Yani niye? O da onun bunun olduğunu biliyor. Bence öyle. Nitelikli hedef, yani bir nitelikli hedef kapışması var. Zaten şeyde ne diyor? İsrail tarafı da ne diyor? Planlardan bir tanesi o. Lider kadrolarını öldürüp Hamas'ın silahlarını Gazze'nin dışına çıkartacağım diyor. Yani
lider kadrolarını öldürürsem, başını kopartırsam eli silahlılar istikrarsızlaşır, kendi içinde ayrılığa düşer. O ayrılıktan da istifade ederim ve silahlıları çıkartırım, hatta Türkiye'ye gönderirim. O bakanları falan diyor da, hatta sen içi Dışişleri Bakanı yazdı tweet olarak. İstiyorsan Türkiye'ye al bunları falan gibi şeyler yaptı. Kafalarında var bunlar, buna dair. Hatta bu şeyde Gazze'de dört liderini öldürdüler. Yani şeyin Yahya Sinvar'ın iki numarasını. Ondan sonra tünellerden sorumlu olanı, yardımcısını, birisini daha hatırlamıyorum, okumuştum ama dört tane liderini burada öldürdüler İsrailler. İki tarafın aslında lider kadrosundan. Bir lider savaşı zaten bu açıdan bakıldığında. Noktalanmış olmuş olduk aslında böylece bütün doğru kabaca söyledik. Evet. Ama temel mantığı ne? Hamas ne yapıyor? Çok basit. Vur kaç yapıyor. Bunlar ufak ekiplerle yapılıyor değil mi? İki kişilik, üç kişilik bunlar. Çünkü keşif gözetleme, yani İsrail'in hem havadan hem karadan teknolojik anlamda üstünlüğü var. Bunu biliyor. Ne yapıyor? Hedef değersizleştiriyor. İki kişilik, üç kişilik timler ve mümkün olduğu kadar kamufle olmaya çalışıyor ve mümkün olduğu zaman yıkıntıları ve tünelleri kullanarak örtü altında, yani ateşten korunacak şekilde tedbirler geliştirmeye çalışıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güvenlik uzmanı Abdullah Arla. Hamas'ın son dönemde daha da aslında haberlediğim geldiği pusu ve baskınlarını konuşmuş olduk. Harita üzerinden yeni gelişmeleri takip ediyor olacağız. Umuyorum videonun en başında bahsettiğim Gazze'ye özgü gayri nizami harp, güvenlik uzmanı Abdullah Arın harita üzerinden yaptığı anlatımla daha da anlaşılır olmuştur. Hamas'ın İsrail ordusuna karşı kurduğu pusuların sonuç verdiğini gördüğümüz bu günlerde bu ve diğer mücadele yöntemlerini ele almış olduk. Gördük ki Hamas'ın elinde sadece pusu tekniği yok. Ayrıca baskın, keskin nişancı, tuzak, taciz ve tank savar gibi farklı taktikler de fırsat bulunan her anda küçük gruplarca devreye alınıyor. Videoyu bu ana kadar izleyen sizlere Gezi Haber Merkezi'nden ekip adına teşekkür eder ve bölgeye dair sorularınızı değerlendirmek üzere yorum bırakmanızı beklediğimizi ifade etmek isterim. Savaşın temel karinesidir bu aslında. Bir savaşta masuma dokunma, mazluma dokunma, mağdura dokunma, mahkuma dokunma, çocuğa dokunma, kadına dokunma, ihtiyara dokunma, sana silah kaldırmış olsa bile silahını indirene, aman dileyene dokunma. Askerlik onuru budur. Asker adam budur. Bunu yapmıyorsa o asker falan değil.